Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kelan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 24. haftası 3. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Bir şeklin ötelenmesinden bahsedeceğiz ve bir şeklin döndürülmesinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bu videonun ilk konusu öteleme. Evet öteleme neymiş? Bir şeklin duruşunun ve büyüklüğünün değişmeden yer değiştirmesine şeklin denir. Kalemi aldınız. Sola aşağıya götürdünüz. Kalem yine aynı kalem mi? Evet ya da yukarı sağ, sağa götürdünüz. Yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Hiçbir şekilde görüntüsü değişmeyecek. Uzunlukları da değişmeyecek. Alacaksınız bir yerden bir yere götüreceksiniz. Bunu daha öncesinde bir şeyde bahsetmiştik. Mesela x virgül y noktası. x virgül y noktasını sağa ve sola ötelemelerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Sağa ve sola ötelemede ne yapıyordu? x ekseni değişiyordu. Yani apsisine mesela 3 birim sağa derse apsisine 3 ekliyorduk. 5 birim sola derse apsisinden 5 çıkarıyorduk. Yukarı aşağı ötelemede ne oluyordu arkadaşlar? Yukarı aşağı ötelemede de ordinatına hamle yapıyorduk. İşte 7 birim yukarıysa ordinatına yani y'sini 7 ekliyoruz. 3 birim aşağıysa aşağı olduğunda da ordinatından 3 çıkartıp ona göre işlem yapıyorduk arkadaşlar. Ha şekil belliyse şekil şekil üzerinde de direkt yapabiliriz birim kareler üzerinde olduğu zaman. Mesela aşağıdaki soru yani örnek 19'a bakacak olursak birim kareli zeminde verilen ABC üçgeninin 6 birim sağa ve 4 birim aşağı ötelenmiş biçimini çiziniz. Bunlarda ne yapacaksınız arkadaşlar? Her bir noktayı aynı hamle yapabilirsiniz. Ya da her bir noktaya aynı hamle yapacağınıza şekil değişmiyor ya. Şekli değişmeyecek şekilde bir noktaya öteleme yapıp şekli değişmeyecek şekilde çizebilirsiniz. Mesela burada ben şunu seçeyim. C noktasını seçeyim. C noktasını ne diyor? 6 birim sağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim sağa buraya geldi. 4 birim de aşağıya. 1, 2, 3, 4 birim de aşağıya geldi. Sonra Diğer B noktasını da aynı şekilde şuraya getirirsiniz, A noktasını da aynı şekilde getirirsiniz. Ona göre işlem yaparsınız. Ya da e, dediğim gibi bir noktayı öteleyip şeklin aynısını çizersiniz. Şeklin aynısını çizerken ne yapacaksınız? Mesela şunu çizmeye çalışalım. Burada hocam böyle gelirken bak bir birim sola, iki birim yukarı, bir sola iki birim yukarı şeklinde gitmiş. Bir sola iki yukarı böyle geldi, bir sola iki yukarı böyle gelecek. Evet, BC doğrusu bu yapacak. Sonra AB'ye bakın. ABD A, de hocam bir aşağıya iki sola gitmiş. O zaman bir aşağıya iki sola gittiği zaman buraya gelmiş oluyor. Sonra öbüründe birleştirdiğimiz zaman aynı şekilde karşımıza çıktı mı? Çıktı. İşte bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi B noktasına 6 sağ işte 4 6 sağ 4 aşağıya işte A noktası da 6 sağ 4 aşağıya buraya gelir şeklinde yapıp köşeleri bulup üçgeni de oluşturabilirsiniz. Evet öteleme dediğimiz olay bu arkadaşlar. Ötelemede sıkıntı yaşamazsanız çok rahat bir şekilde yaparsınız. Evet örnek 19'u böylelikle şöyle bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet birim kareli bir zeminde verilen iki birim yarıçaplı daire ve ABC üçgeni üçgenine aşağıdaki dönüşümler uygulanıyor. Dairenin orijine göre simetri alınıyor. Evet dairenin orijine göre simetrisini almak hocam bütün daireyi mi alacağız? Hayır. Tek yapman gereken merkezini alıp iki yarı çaplı değil mi? Sonra iki yarı çaplı bir daire çizmek. Şimdi burada şuna bakacak olursanız buna baktığınız zaman 1, 2, 3, 4 birim sağda 1, 2, 3 birim aşağıda. Hocam burası 4'e eksi 3 noktası. Şimdi sen bunun orijine göre simetriğini alsan 4'e eksi 3'ün orijine göre simetriğini aldığın zaman ne oluyor? Eksi 4'e artı 3 yapmıyor mu? Evet. Eksi 4'e artı 3 arayacağız. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E evet, tam olarak buraya denk gelmiş oluyor. Şimdi burada ne yapacaksınız? Burada da şunun şeklini biraz büyüteyim isterseniz daha net bir şekilde görün. Burada da hamlemizi yapalım. Yarıçapı kaçtı bunun? 2. 2 yarıçaplı daireyi çizeceğiz. Hadi çizelim bakalım. Hocam 2 yarıçaplı daire şuradan geçecek, buradan geçecek, buradan geçecek ve buradan geçecek. Yani şöyle bir daire mi olacak bu? Evet. Dairemizi de çizmiş olduk. Sonra ne diyor? Ondan sonra dairenin Dairenin orijine göre simetri alınıyor. Sonra diyor ki üçgen 3 üç birim sağa 7 birim yukarıya öteleniyor. Evet üçgende de 3 üç birim sağa 7 birim yukarı öteleyelim. Hocam bu noktadan baz alıp gidelim isterseniz. 1, 2, 1, 2, 3 birim sağa 7 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet üçgenin de B köşesi buraya geldi. E öteleme yaptığımız zaman şekil değişmiyordu. Hocam ABC üçgeni bak 2 birim 3 birim aşağıymış böyle. Hemen 3 birim aşağı inecek şekilde üçgenimizi şöyle çizelim. Şunu çizdik. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa gitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa gitmiş. Ve şu şekilde oldu mu? Oldu. Evet üçgenimiz de bu şekilde. Sonrasında sorun ne diyor? Bu dönüşümler sonucunda daire ile üçgenin kesişim bölgesinin alanını bulunuz. Evet üçgenle dairenin kesişim bölgesi neresi yapıyor arkadaşlar? Şurası yapmıyor mu? Bu bölgenin alanını bulacağız. Bu nasıl bir üçgen dik? Yani bu da bir dik üçgen. Hemen dik üçgeni kullanalım. Şurada kaç? 90 derece. E o zaman bu bölgenin alanı isteniyor ya. Bu da çeyrek daire yapmadım arkadaşlar? Evet. Çeyrek dairenin alanı nedir? Pi r kare bölü 4'e eşittir. Yani cevabımız böylelikle ne yapar? Pi yapar arkadaşlar. Evet. Böyle dönüşümlerle ilgili dönme dönüşümüyle ilgili böyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Güzel bir soru. Örnek 27'de böylelikle ne bulmuş olduk? Pi bulmuş olduk arkadaşlar. Gelelim bir sonraki soruya. Birim kareli zeminde verilen beşgenin orijine göre simetriye alınıp 3 birim sola 4 birim yukarı ötelendiğinde oluşan şekli bulunuz diye soruyor soruda. Şimdi arkadaşlar şekle baktığınız zaman şekil garip bir şekil. Bunun orijine göre simetriğini almak zaten biraz sıkıntılı. Bir de bunu yaptıktan sonra 3 birim sola 4 birim yukarı diyor. İşte bu şekilde sıkıntılı olan şekillerde ne yapacaksınız? Köşe koordinatlarını bulup köşe koordinatlarını o hamleyi yaparsanız sizin açınızdan daha sağlıklı olur. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle koşu koordinatlarını yazalım. Şöyle yazdık daha sonra A, B, C, D, E noktalarını yazdık. Ondan sonra bunun A noktasının orijine göre simetriğini alıp sonra 3 sola 4 yukarı diyor. Hadi bakalım şunu bulalım. Eksi 5'e 4'ün ilk önce orijine göre simetriklerini bulalım bu şekillerin. Orijine göre simetrikleri ne demek? İşaret değişecek. Eksi 5'e 4, 5'e eksi 4 olur. Hocam bu eksi 2'ye 4, 2'ye eksi 4 olur. Sonra eksi 1'e 1, eksi 1'e artı 1'e eksi 1 olur. Sonra burası 3'e eksi 3 olur. Şurası ne yapar arkadaşım? 6'ya eksi 2 olur. Şimdi burada da 3 sola 4 yukarı diyor. Sağa sola gitmelerde apsisimiz yani apsisimiz artıyor ya da azalıyordu. Yukarı aşağı gitmelerde de ordinatımız artıyor ya da azalıyordu. E o zaman burada 3 sola dediyse öncelikle 3 sola demesine bakalım. Apsislerinden 3 çıkartacaksınız o zaman. Apsisinden 3 çıkartmak demek hocam bunun 2 olur. Bunun eksi 1 olur şunun 3 çıkarttığın zaman 1'den eksi 2 olur. 3'ten 3 çıkarttığın zaman 0 olur. Alttan 3 çıkarttığın zaman alttan 3 çıkınca da 3 olur. Sonra 4 yukarı diyor. Ordinatına da 4 ekleyeceğiz o zaman 4 eklediğin zaman buraya 0, 4 eklediğin zaman 0, buna 4 eklediğin zaman 3, buna 4 eklediğin zaman 1 ve buna 4 eklediğin zaman da 2 yapar. Evet noktaları yazdık. Yalnız burası dikkat edin, A üssü, burası B üssü, burası C üssü, burası D üssü, burası da E üssü. Noktaları da sırasıyla yazmanız önemli. Çünkü elinizde böyle 5-4 tane şekil varsa mesela 3-4 tane nokta varsa şuradan şekil oluştur dediği zaman siz şöyle bir şekil oluşturabilirsiniz mesela değil mi? Ya da bununla ilgili şöyle de bir şekil oluşturabilirsiniz. Şöyle, şöyle, şöyle de şekil oluşturabilirsiniz. O yüzden hangi sırada gitmişse o sırada gitmek mantıklıdır. Mesela burada nasıl gitmiş? A, B, C, D, E sırasında gitmiş. Biz de A üstü, B üstü, C üstü, D üstü sıralamasında gideceğiz. Evet A üstünü yazalım bakalım burada gösterelim. A üstü nerede? 2'ye 0 noktasında. Hemen 2'ye 0 noktasını gösterelim. Şurası A üstü diye gösterelim. Sonra eksi 1'e 0. Burası da B üstü. Sonra eksi 2'ye 3 noktası. Eksi 2'ye 3 noktası nerede? Şuraya denk geliyor. Şurası C üstü noktası. Sonra 0'a 1 noktası. 0'a 1 noktası tam burada. Burası D noktası. Son D üstü noktası daha doğrusu E üstü noktası da 3'e 2. 3'e 2. Burası da E üstü noktası arkadaşlar. Şimdi ben bu sıralamada gideceğim. A, B, C, D ve E şeklinde gideceğim. Bak şurada gördüğünüz şeklin orijine göre simetriye alınıp 3 birim sola 4 birim yukarı ötelendiğinde bu şekil karşımıza çıkıyormuş arkadaşlar. İşte oluşan şekil bu. Buna dikkat edin. Karışık şekillerde köşe koordinatlarına hamleler yapıp ona göre şekli o sırasıyla A, B, C, D, E harflerini de yazdığınız zaman e, oradaki çizgileri de çizdiğiniz zaman şekle rahat bir şekilde ulaşırsınız. Tamam. Yani size en fazla zorlayacak olan şekil bu şekilde. Şekil absürt bir şekilde gelir. O şekilde geldiği zaman da hamlemiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Tamam. Güzel bir soru. Örnek 21'i de bu şekilde böylelikle bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik. Nereye? Örnek 22'ye evet 2022 sınavında çıkmış bir sorunun benzeri diyebiliriz arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde bir kenarı x ekseni üzerinde bulunan ABCD karesi çizilmiştir. ABCD karesi çizilmiş. Bu karenin köşe koordinatlarının y eksenine göre simetriği alındıktan sonra x ekseni boyunca pozitif yönde 12 birim ötelendiğinde elde edilen 4 nokta bir köşesi orijinde olan bir karenin köşelerini oluşturmaktadır. Evet görüyor musunuz? İşte tam olarak şuradaki kare oluşmuş arkadaşlar. Bu hamleleri yaptıktan sonra bu iki karenin de içinde kalan bölgenin alanı 14 birim kareymiş. Buna göre diyor ABCD karesinin çevresi kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi soruyu tekrar okuyalım isterseniz. Evet x eksen üzerinde bulunan ABCD karesi çizilmiş. Bu karenin köşe koordinatlarının y'ye göre simetriğini alacağız. Öncelikle y'ye göre simetriğini alalım. Hadi alalım bakalım. Şunun y'ye göre simetriğini aldığın zaman. Hocam y'ye göre simetriği A noktasının Y'ye göre simetriği burası yapıyor. B noktasının Y'ye göre simetriği burası yapıyor. Yani bizim karemiz nasıl olacak arkadaşım? Şu şekilde olacak. E sonra bu şekilde olduk. Daha sonra düzgün bir şekilde çizeyim tabi bunu. Hop şöyle. Şöyle ve şöyle. Y'ye göre simetriğini aldım. Sonra ne yapmışım? Pozitif yönde 12 birim ötelemişim. Bunu da 12 birim ötelediğimde yani şuradaki A üstü noktası ya bu. Şuradan şuraya 12 birim ötelediğimde buraya mı gelmiş arkadaşlar? Evet. Burası da A2 üssü oldu. Yani şuradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyoruz biz. 12 birim olduğunu biliyoruz. Peki arkadaşlar ben buraya bir A dersem burası da A mıdır? A'dır. Tamam 12 ise buraya ne kaldı o zaman? 12 eksi 2 A kaldı. Sonra burada ne yapacağım? Bu iki karenin de içinde kalan bölgenin alanı 14 olarak verilmiş. E o zaman burada 14'ü de kullanacağım. Dikkat edin şurası karenin bir kenarı değil mi arkadaşlar? Şurada en son oluşan kare bu değil mi? Şurada göstermiştik. Bakın en son oluşan kare bu. Bu iki karenin de ortak bölgesinden bahsediyor. Aa hocam bu da bir kare ise eğer şu karenin bir kenarı buradan çıkmış oluyor. 12-2A ile A'nın toplamı kaç yapıyor? 12-A yapıyor. O zaman ben buradaki uzunluğu ne bulurum? 12-A olarak bulurum. E o zaman olay bitti. Çünkü bakın şurası 12-2A artı A'dan 12-A yaptı. Burası da 12-A yaptı. Şu dikdörtgenin alanını vermiş bize. 12 eksi 2a ile 12 eksi a'nın çarpımı kaçmış arkadaşlar? Bu kalan bölgenin alanı 14 birim kareymiş. Evet 14'müş O zaman bu 14'ün çarpanlarını düşüneceğiz. 14'ün çarpanları ne arkadaşlar? Burada çarpanları ayırarak da gidebiliriz tabii ki ya. Ee, burada 14'ün çarpanını düşünerek de yapalım. Hocam 2 çarpı 7. Bu daha küçük ya. Acaba burası 2 iken burası 7 mi? Ee, bunun şey olması için a yerine 7 olması için kaç yazmamız lazım? 5. A 5 yazdığımızda burası da 2 çıkıyor mu? Çıkıyor. İsterseniz böyle çarpanları ayırarak da yapabilirsiniz ama bazen çarpanları ayırmada da hissetme daha kolay oluyor. 14'ün iki çarpanı var zaten. 12 iki, yani 2'ye 7. Bu daha küçük. 2'ye 7 oluyor mu diye baktım. A'yı da böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 5 olarak bulduk. Bizden ABCD karesinin çevresi isteniyor. Madem A'yı 5 bulduk. A 5 ise eğer 12 eksi A dediğimiz kaç yaptı? 7 yaptı. Yani karenin bir kenarı kaç yapmış oldu arkadaşlar? 7 yapmış oldu. O zaman karenin çevresi de kaç yapıyor? 4 tane 7'den 28'e eşit oluyor arkadaşlar. Bak ince bir soru değil mi? Güzel bir soru değil mi? Öncelikle yansıması alınmış. Sonra buradan gelmişim. 12 bir mütelemişim. Buraya gelmişim. E sen yansımasını aldığında A ise burası da A'dır. E tamamını 12 demiş. 12-2A eksi yazdık buraya. 2A'sı burada olduğundan dolayı. E en son oluşan kareyi de böyle çizmiş, göstermiş. E Baktığınız zaman bu kare ise o zaman buradaki kenar Karenin bir kenarı 12 eksi A. İşte ince ayrıntı burada bu. ÖSYM'de de gerçekten çok tatlı bir soru sormuş. Zor bir soru mu? Değil aslında. Bak 12 eksi A burası 12 eksi A burası. Dikdörtgenin alanını da vermiş. Sonra matematiksel işlem yaparak sonuca ulaşmış olduk arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı ve çok güzel bir soru arkadaşım. Benim de çok hoşuma gitmişti. Hemen ee, ben de bir benzerini burada yazmak istedim sizlere. Evet gençler böylelikle Ötelemeyi ne yaptık hallettik. Sırada ne var? Dönme dönüşümü var. Evet dönme dönüşümü dediğimiz şey nedir? Şeklen ben bunu göstermişim arkadaşlar burada. Ama şeklen ben bunu göstermişim de burada ispatını da yapmışım da ben burada size sıfırdan bir ispat yapayım isterseniz. Burada A virgül B noktasını 90 derece döndürelim. İşte saat yönünde olur, saat yönünün tersinde olur fark etmez. Bu döndürme işlemini yaparken bak nasıl hamle yapacağız. Daha öncesinde hep size söyledik. Bir noktayı arkadaşım şöyle. Bir noktayı başka bir nokta etrafında döndürme işlemi yaparken. Mesela A noktası etrafında B'yi döndürürken. Nasıl bir hamle olacak o? Hocam şöyle bir dönüş hareketi olmayacak mı? Evet. Bu dönüş hareketi ne oluyor demiştik arkadaşlar. Dairesel bir hareket oluyor diye söylemiştik. İşte burada da ben burada döndürdüğüm zaman hani 90 derece çeyrek daire şeklinde dönmüş olacak sadece. O zaman buradaki noktayı belirleyeyim istersen şimdi şöyle. Orijin etrafında döndürmeden bahsediyoruz tabii ki burada. Orijin etrafında şu şöyleyken bak şimdi dikkat et. Bu böyleyken hatta kırmızı kalemi seçeyim. Şu şöyleyken ben bunu döndüreceğim şimdi. Hop şöyleyken şöyle döndüreceğim. Dönerken ne olacak bu? Dairesel bir hareket edecek. Bunu 90 derece döndür dediği zaman hop şuraya mı gelecek arkadaşım? Evet. Evet A virgül B noktası saat yönünde döndüğü zaman tam olarak buraya denk geldi. Tabi orijin etrafında saat yönünde döndüğü zaman. Burası B noktası olsun. Buradaki B noktasını biz bulmaya çalışacağız şimdi. Peki bu B noktası nasıl bulunur? Bak şimdi buradaki A virgül B noktasını düşünelim. A virgül B noktası şöyle çizecek olursak. Hocam şurası A'dır. Şuradaki uzunluk toplamda A'dır. Burası nedir? B'dir. Peki ben yeni bir B noktasını bulmaya çalışacağım. B noktası da şurası değil mi arkadaşım? Hop şuradan dik çizip eksenler olan uzaklarını bulmaya çalışacağım ben şimdi. Hadi bunu da bulalım. Şurası 90 derece. Ve bu döndürme işleminde önemli olan neydi? Bak şu nokta etrafında bunu böyle döndürürse dairesel bir hareket oluştu ya. Şöyle döndürürken. Bunu döndürdüğün zaman bu da yarı çap bu da yarı çap değil mi? Evet. E aynı şekilde sen bunu böyle döndürdün bu buraya denk geldi. Hatta döndürme işlemini şöyle gösterelim. Şöyle dairesel bir hareket etti. Bu da yarı çap bu da yarı çap. E hocam kaç derece döndürdük? Mesela 90 derece döndürdük. 90 derece döndürdüğümüzde ne oluyor onu bulmaya çalışıyoruz. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa betaya alfa beta alfa beta. E o zaman ne oldu? Şuradaki üçgenler hocam şu üçgen ile şu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Dolayısıyla beta'nın karşısı B ise beta'nın karşısı B'dir. E burada alfa'nın karşısı tamamı A'ydı. Burada da alfa'nın karşısı A olur. Şimdi B noktasına bak bakalım ne oldu? Hocam B noktası apsisi B oldu. Bakın şuraya kadar uzunluk B oldu çünkü. B virgül ordinatın oldu. A birim aşağıda oldu. Şöyle ordinatta eksi A mı oldu? Evet. B virgül eksi A oldu. Ha, ben buradan güzel bir şey çıkarttım şimdi. Çıkarttığımız zaman ne oluyormuş demek ki? Döndürme yaptığımız zaman A virgül B'yi sen 90 derece döndürdüğünde ne oldu? Buradaki şekilde arkadaşım B virgül eksi A oldu. Peki 90 derece saat yönünün tersinde döndürmüş olsaydın ne olacaktı? O zaman da B virgül eksi B virgül A olacaktı. O yüzden biz şunu söyleyebiliriz. Bak çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ve aklınızda bulunsun. 90 derece döndürmelerde bak böyle bir genellemeyi de şuraya yazmışım. 90 ya da 270 derece döndürmelerde A virgül B iken B virgül A oluyor. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini alıyor. Çok kolay. Bak tekrar söylüyorum. Bu mantığı da bilin. İspatını da yaptım. Gerekirse ispat yöntemiyle de çözersiniz. Normal döndürmeyi şekil üzerinde gösterirsiniz analitik düzlemde ama buna gerek yok. A virgül B 90 ya da 270 derece döndürüldüğünde B virgül A oluyor. B virgül A da ama işaretlerine bakacaksın. Hangi bölgeye düşmüşse onun işaretini koyacaksın. Bu kadar basit. Hemen şurada gerekli bir örnekler var. Bu örneklere bakalım arkadaşlar. Saat yönünde 1'e 2 noktasını saat yönünde 90 derece döndür diyor. Bak şimdi. Senin 1'e 2 noktasını belirleyelim şöyle. Hop şöyle. 1'e 2 noktası nerede? Burada. Saat yönünde 90 derece döndürünce nereye denk gelecek? Buraya denk gelecek. Hocam noktamız 2,1 olacak. Ama hangi bölgeye düşüyorsa işte bu bölgeye düşüyor. Bu bölgenin işaretini alacak. Yani artıya eksi olacak. Yani 2'ye eksi 1 olmak zorunda arkadaşım. Peki öbürüne bakalım şimdi. Eksi 2'ye 3. Bak şimdi. Eksi 2'ye 3 nerede? Hocam burada. Saatin tersi yönünde. Saatin tersi yönü şu yön değil mi arkadaşım? Evet bu yönde yine 90 derece diyor. 1.90 döndüğünde buraya mı gelecek? Evet bu bölgeye düştü. Senin noktan neydi? Eksi 2'ye 3'tü. Noktaları yer değiştir. 3'e 2 işaretsiz bir şekilde yer değiştir. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koyacaksın. Hocam bu bölgeye düştü. Üçüncü bölgeye düştü. Saatin tersi yönünde dediği için. O zaman buradaki işaretler eksi eksi değil midir? Bu kadar basit. Evet öbürüne gelelim şimdi. Eksi 4'e eksi 5 noktası. Bak noktamız nerede? Üçüncü bölgede. Pozitif yönde. Pozitif yön dediğimiz arkadaşlar saat yönünün tersidir. Bu yönde 270 derece. 3 tane 90 döndüreceksin. 1, 2, 3. Yani buraya denk geldi. Hop burada. Hocam noktamız 4'e eksi 4'e eksi 5'ti. Yani yer değiştirdi. İşaretlerine bakılmaksızın 5'e 4 oldu. Sonra hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyacaksın. Hocam bunun işaretleri nedir? İkinci bölgede olduğu için eksiye artı olmayacak mı? Evet eksiye artı yani eksi 5'e 4 noktası olmuş oldu arkadaşım. Şimdi 5'e eksi 1. 5'e eksi 1 negatif yönde. Hadi bakalım şimdi negatif yönde. Negatif yön dediği 5'e eksi 1 öncelikle nerede? Hocam 5'e eksi 1 dediği burası değil şurası. Artı 5'e eksi 1 burada. Şimdi negatif yön dediği de arkadaşlar saat yönüdür. Saat yönünde 90 derece değil 270 derece döndüreceksin. 270 derece döndürdüğünde de nereye düşüyor? Buraya düşüyor. Evet bu bölgeye düştü. Bu bölgedeki işarete bakacağız. 90 ve 270'de ne oluyor? Noktalar yer değiştiriyor. 5'e 1 iken hani işaretsiz düşün. Kaç olacak? 1'e 5 olacak. Ama hangi bölgeye düşüyor? Birinci bölgeye düşüyor. İşaretleri de artıya artı olacak. Bitti gitti. Peki 180 derece dönmeyle ne oluyor? Arkadaşlar 90 derece A virgül B'yi düşün. A virgül B'yi sen bir 90 döndürsen ne olur? B virgül A olur. Bir daha 90 döndürsen ne olur? O da A virgül B olmaz mı? Olur. İşte şöyle düşün şimdi. Sen mesela şuradaki noktayı bir 90 döndürsen buraya bir 90 daha döndürsen buraya. Hangi yönde döndürsen döndür fark etmez. Bir 90 bu yönde döndürsen bir daha döndürsen buraya mı denk geliyor? Evet. Bak ne oluyor? Noktamız buradayken buraya düşmüş oluyor. Yani orijine göre simetriği olmuş oluyor. O zaman biz şu genellemeyi 180'de de yapabiliriz. A virgül B'yi 180 derece döndürmek demek orijine göre simetriğini almak demektir arkadaşlar. Hangi bölgede olursa olsun bu. Hocam bu bölgede de olsaydı hop 180 derece buraya. Yani orijine göre simetriği olacaktır. Tekrarlıyorum çünkü önemli. 90 derece döndürmede noktaları yer değiştiriyorsunuz. Hangi bölgeye düşmüşse en sonki nokta o bölgenin işaretini koyacaksınız. Eğer 180 derece döndürmede soruluyorsa direkt orijine göre simetriği olacak arkadaşım. E o zaman orijine göre simetriye. Eksi 3'e 4'ün orijine göre simetriye ne oluyor arkadaşlar? İşaret değişimi söz konusu. 3'e eksi 4 noktası olur arkadaşlar. Tamam mı? 90 derece ya da 270 derece ya da 180 derece döndürmenin en güzel mantığı budur. Bunu kesinlikle ama kesinlikle bilin. Evet gelelim şimdi şu soruya bakalım ne demiş. Dik koordinat düzleminde abo eşkenar üçgeni verilmiştir. A noktasının y eksenine göre simetriği A üssü. Hmm, bu sefer değişik bir şeyden bahsediyor. Hemen y eksenine göre simetriğini alalım arkadaşlar. Şunun y eksenine göre simetriği. Şöyle aldık. Hocam y'ye göre simetriği burası. Buradaki nokta ne oldu? A üssü noktası oldu. Sonra A üssü ve B noktasının x eksenine göre simetriği de B üssüymüş. B'nin de x eksenine göre simetriğini alacağız. Alalım kardeşim. Şöyle x eksenine göre simetrik de şurası oldu. E o zaman buradaki nokta da burası oldu. B üst oldu. Bu arada şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Şurası dik mi? Evet. Hocam bu da aynı şekilde dik ve şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Aa hocam burada güzel bir şey çıktı aslında. Ne çıktı? Şöyle bakacak olursak. Hop dik tabanı iki eşit parçaya böldü. Yani ne çıktı burada? İkiz kenar. Bir de açı ortaylık çıktı. Evet şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Ve şurası da açı ortay oldu. Sonra burada da dik tabanı kes parçaya bölmüş. Aynı şekilde burada da aynı şey çıktı mı? Çıktı. Hop şunu şöyle çizecek olursak. Hatta kırmızı ile çizeyim. Şunu şöyle çizecek olursak. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit. Bu bir eşkenar üçgendi. Hocam eşkenardan dolayı bütün kenarlar eşit. Dolayısıyla şu kenarda şu kenar eşit oldu mu? Oldu. Hatta bu da açıortay olmak zorunda. Buna göre diyor A üstü noktası orijin etrafında saat yönünde kaç derece döndürülürse B üstü noktasıyla çakışır. Evet diyor ki bize buradaki A üstü noktasını böyle döndür, döndür. Döndür 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 döndür. B üstüne kaç derece dönme açısıyla gelir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu eşkenar üçgen olduğundan dolayı buradaki açılarımız kaçar derece? 60'ar derece. 60'ları şöyle bir yazalım. Hocam şuraya A dersem burası da A mıdır? Evet. Buraya B dersem burası da B midir? Aynen öyle. Hocam şöyle bakacak olursak A 60 ve B'nin toplamı A artı B artı 60 eşittir 180 olduğundan A artı B'yi kaç buluruz? 30 derece buluruz. Bizden buradaki dönme açısı isteniyor. Hani klasik anlattığımız şekilde değil. Bu şekil yorumlama sorusuydu. Her zaman ilk başta şekil yorumlama soruyoruz. Öyle ezbere şeyler de sormuyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Buradaki A şuraya gelirken kaç derece dönmüştür? Yani bizden şurada kaçı isteniyor? Aa hocam burası da 2A artı 2B artı 60 değil mi? Evet. 2A artı 2B artı 60 isteniyor bizden. E zaten A artı B 30'du. 2A artı 2B 60 mi yapar? Evet. 60 artı 60'dan cevabımız kaç çıkar? 120 çıkar arkadaşlar. Bu da döndürmenin ne mantığı? Şekilli mantığı oluyor arkadaşlar. Güzel bir soru bu. Güzel bir soru. ÖSYM'de sanırım buna benzer bir soru sormuştu arkadaşlar. Evet örnek 23'ü böylelikle 120 bulduk. Geldik örnek 24'e. Dik koordinat düzleminde verilen şeklin orijin etrafında saat yönde 270 derece döndürülmesi sonucu elde edilen şekli çiziniz. Evet ben bunu kaç derece döndüreceğim arkadaşlar? Orijin etrafında 270 derece döndüreceğim. Valla bazılarınız şunu yapabilir arkadaşlar. Kağıda çizip hani elinizde kağıt kağıttı ya bu. Kağıdı böyle 270 derece döndür. Hangi yönde döndür? E, ee, orijin etrafında saat yönünde. Evet bu yönde 270 derece döndür. Döndür bir kere 90 döndür. Bir tane daha, bir tane daha 90 döndür. Oluşan şekilde yeni dik koordinat sistemini çiz. Bu şekilde yapabilirsin. Ama biz burada ne yapalım? Noktaları belirleyip ona göre yapalım arkadaşlar. Evet noktaları belirleyelim o zaman. Vakit kaybı olmasın diye ben hemen belirledim. A eksi 5'e 1, B eksi 3'e 1, C eksi 3'e 3, D eksi 1'e 3, 3, E de 3'e 4 ve F de eksi 5'e 3 olarak belirlendi. Şimdi ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Bütün noktalara aynı hamleyi yani 270 derece döndürmeyi yapacağım. 270 derece döndürmede öncelikle noktaları yer değiştirelim arkadaşlar. Burası 5'e 1 iken 1'e 5 olacak. Sonra burası 1'e 3 olacak. Sonra burası C noktası da yine 3'e 3 noktalar yer değiştirdiğinde burası 3'e 1, sonra burası 4'e 3. Sonra burası da 3'e 5. 270 derece döndürmede ne oluyordu arkadaşlar? 270 derece döndürmede sadece 200. Orijin etrafında saat yönünde 270 derece döndürmede. Noktalar yer değiştiriyordu. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini alıyorduk. Hangi bölgeye düşüyor? Sen bunu 270 derece döndür bakayım. Hop buradan bir 90 burası. Bir daha 90 burası. Bir daha 90 burası. Kaçıncı bölgeye düştü? Hocam 3. bölgeye düştü. 3. bölgedeki işaretleri nedir bunların? Hocam hepsinin işareti eksi eksi şeklindedir. O zaman eksi ben bunları tek tek şey yapacağım. Sırasıyla tabii ki. Hocam burası A üssü, burası B üssü, burası C üssü, burası D üssü, burası E üssü. Burası da F üssü olarak belirleyeceğiz. Evet A üssünü belirleyelim. Eksi 1'e 5. Hocam eksi 1 burada. Eksi 1'e. Eksi, eksi, 1 e, eksi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 1'e eksi 5 burası. A üssü burası. Eksi 1'e 3 neresi? Burası. B üssü burası. Eksi 3'e eksi 3 neresi? Eksi 3'e eksi 3 burası. C üssü burası. Sonra eksi 3'e eksi 1. Eksi 3'e eksi 1 de burası. Burası da D üssü. Sonra ne var? Eksi 4'e eksi 3 var. Eksi 4'e eksi 3 nerede? Şurası D diye yazayım. Eksi 4'e eksi 3. Hemen yazıyoruz. Eksi 4'e eksi 3. Eksi 4'e eksi 3 de şurası mı yapıyor? Evet. Eksi 4'e eksi 3. Burası yapıyor. Doğru. Sonra başka ne var? Eksi 3'e eksi 5 var. Eksi 3'e eksi 5 var. Eksi 3'e eksi 5 de burası yaptı. Evet burası E. No e, e üstü noktası, burası da F üstü noktası. Evet A B C D E F. Bak çizdik. Sonra da bunu birleştirdik. İşte gördüğünüz üzere şu şekil çıktı. O yüzden sıralı bir şekilde yazmanız da burada aşırı derecede önemli arkadaşlar. Bak şöyle bir sola çevirmeyle de aynı şeyi oluşturabiliyorsunuz ama noktaların nereye geldiği de burada önemli tabii ki. Buna da lütfen ama lütfen dikkat edin. Tamam bu şekilde karışık şekillerde hani ötelemede de yapmıştık döndürmede de karışık şekillerde köşe koordinatlarını döndürüp sonra şekli çizdiğiniz zaman sonuca ulaşırsınız. İlk başta noktaları çizdiğimiz zaman karışık bir şekilmiş gibi ama A, B, C, D, E, F şeklinde sıralam bir şekilde gittiğiniz zaman şekil direkt karşınıza çıkıyor kardeşim. Tamam mı? Evet örnek 24'te böylelikle bu şekilde bulmuş olduk. Ve geldik örnek 25'e. Dik koordinat düzleminde 5'e 5 noktasının 1'e 2 noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürmesi sonucunda elde edilen noktanın koordinatlarını buldunuz. Arkadaşlar bunu şu şekilde ispat yöntemiyle yapabilirsiniz. Ama bak bu sefer 1'e 2 noktası etrafında 5'e 5'i döndüreceksiniz. Hani döndürme yaptık ya şu şekilde 90 derece çizip ispat yöntemiyle yapacaksınız bunu. Tamam mı? İspat yöntemiyle hatta buradan dik çizeceksiniz şöyle gelecek. Buradan dik çizeceksiniz böyle gelecek. Şu üçgenle şu üçgen eş üçgen diyeceksiniz. Bu noktalar sonucu şuradaki uzunluk. Bu noktalar sonucu buradaki uzunluk. E bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Sonra şu uzunlukla bu uzunluk eşitleyip buradaki B noktasını daha doğrusu döndürülmüş halindeki buradaki noktayı bulabilirsiniz. Ama ben size daha güzel mantığını söyleyeceğim şimdi. İspat yöntemini ben zaten ispat yöntemini gösterdiğim için e, açıklayıcı bir şekilde anlattığım için bunu yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ama ben ne yapacağım? Bak şimdi analitik düzlemde 5'e 5 noktasını 1'e 2 noktası etrafında döndür diyor. Evet B noktası 1'e 2 ve burada da A noktası 5'e 5 noktası. Evet ben öyle bir şey yapacağım ki ben burada B noktası etrafında hop bunu da böyle döndüreceğim. Kaç derece döndüreceğim arkadaşım? 90 derece döndüreceğim. Hadi bakalım 90 derece döndürdüğünde işte bizden buradaki noktanın koordinatları isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi biz ne etrafında döndürmeyi biliyoruz? Orijin etrafında. O zaman o noktayı orijine taşı. Yani şu nokta B köşesi etrafında döndürüyorum ya. Bunu orijin yap. Bunu orijin yaparken ne yapacaksın? Burası B üssü sıfıra sıfır noktası yaptık. Yani bir taşıma yaptık. Öteleme yaptık. E o zaman ben eksenleri buraya ötelediysem. Yani ne yaptım? Apsinden bir çıkarttım. Ordinatından da iki çıkarttım. O zaman burada da aynı dönüşüm olmaz mı? Yani bir birim sola iki birim aşağı gittiysem e, burada orijine gelmek için bunu da aynı şeyi yapacağım. O zaman bizim buradaki A üssü noktamız ne olacak arkadaşım? Bir birim sola yani bir çıkartacağız hapsisinden. Dörde ordinatından da iki çıkartacağım. Ordinatından iki çıkartınca da dörde üç yaptı. Şimdi dikkat. Aslında artık şimdi B üssü e, noktası etrafında A üssünü döndürme sorusuna dönüştü. E ben B üssünü B üssü noktası etrafında yani orijin etrafında dörde üçü döndürdüğün zaman ne oluyor? Dörde üçü sen orijin etrafında kaç derece? 90 derece döndürdüğün zaman. Nerede? Saat yönünde. 4'e 3 burada. Saat yönünde döndürdüğünde buraya denk geliyor. Noktalar yer değiştir. 3'e 4 oldu. Ama bu bölgeye düştü. Artıya eksi mi olacak? Evet. İşte buradaki noktamız ne oldu arkadaşlar? A2 üstü diyelim buna da. Buradaki noktamız da 3'e eksi 4 oldu. Ama ötelenmiş halindeki noktamız 3'e eksi 4 oldu. Şimdi geriye doğru dönelim. Evet A2 üstünü ne bulduk biz? 3'e eksi 4 bulduk. İşte bu noktaya ben artık geriye bir öteleme yapacak olursam. Yani ben ne yaptım? Orijine gelmek için bir birim sola, iki birim aşağı geldim. Yani apsinden bir çıkarttım, ordinatından da iki çıkarttım. Şimdi eski haline gelmek için ne yapacağım? Apsine bir ekleyeceğim, ordinatına da kaç ekleyeceğim? İki çıkartacağım. Bak tekrar söylüyorum. Ben B noktasını orijin yapmak için apsinden bir çıkarttım. O zaman burada da geri dönüş için apsine bir eklemeliyim. E burada ordinatından da iki çıkarttıysam geri dönüş için ordinatına da iki eklemeliyim. O zaman buradaki noktamız ne yapıyor? 3'e 1 eklediğim zaman 4. Eksi 4'e de 2 eklediğim zaman eksi 2 noktası yapar arkadaşlar. İşte bu şekilde biz normalde orijin etrafında döndürmeyi biliyoruz. Orijin etrafında döndürebilirsin. Eyvallah ama o nokta başka bir nokta verilirse onu orijine taşı. Orijine taşıdığın zaman diğer bu buna orijin dönüşümü yaptıysan diğerine de orijin dönüşümü yap. Ondan sonra döndürmeni yap orijin etrafında. Sonra geriye dönüşümünü yine yap. Burada geriye dönüşümde e, sıfıra, mesela bu seferde de sıfıra sıfırdan 1'e 2'ye gitmek için apse 1 ordinatı 2 eklemek lazım. Apse 1 ordinatı 2 eklediğimiz zaman geriye dönüşümünde yaparak sonuca ulaşırız. Bence bu yöntem daha kolay bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki ispat yönteminde senin çözmeni isterim. İspat yöntemiyle de senin çözmeni isterim. Çünkü ne olur ne olmaz onu da gör. Ee, burada sorunun başında da ben size zaten bunu gösterdim. Nasıl nasıl çözülebileceğini de gösterdim. Yalnız oradaki sayısal değerlere sadece dikkat etmen gerekiyor. Anlaştık. Evet geldik şurada örnek 26'ya. Hmm. Analitik dik koordinat düzleminde eksi köküce bir noktasının orijin etrafında saatin tersi yönünde 120 derece döndürülmesi sonucunda elde edilen noktayı bulunuz. Hocam bu sefer 90 ya da 270 dememiş 120 demiş. E burada ne yapacağız? Ya işte Burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bazı kitaplar şunu verir. C, S, şöyle C, S, S, C diye bir formül var arkadaşlar. Virgül. Şurası C ile S'deki ilk baştaki işaret eksi. Burası da artı. Yani sırasıyla da hocam X, Y, X, Y yani C, S, S, C dediğimiz şey X çarpı kosinüs alfa eksi Y çarpı sinüs alfa x virgül x çarpı sinüs alfa artı y çarpı kosinüs alfa. Bu kosinüs alfa bu da sinüs alfa yazalım. Bu da e, ne sinüs alfa bu da kosinüs alfa şeklinde bir formül var. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam uzun zamandır gerçekten kullanmıyorum. Çok eskiden öğrendiğim formüldü. Aklımda şöyle kalmış. CS, SC diye kalmış. Burası eksi virgül. Burası da artı olacak. Tabi burada X, Y, X, Y sıralaması şeklinde yazdığınız zaman arkadaşlar. Ama biz bunu kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. ÖSYM bunu kullandırıcı bir soru sorar mı? Bence sormaz. Aynen benim sorduğum gibi sorar. Nasıl mı sorar? Şekli çiz. Analitik düzlemde şekli çiz bakalım. Nasıl çizeceğiz? Analitik düzlemde şekli çizelim bakalım. Hocam çiziyoruz şekli. Analitik düzlemi şöyle çiziyoruz. Çizdik ve çizdik. Neresi? 1'e eksi kök 3'e 1 noktası. Evet. Eksi kök 3'e bir noktası. Burası hocam eksi kök 3. Sonra şöyle geldiğimiz zaman şuradaki nokta burası da bir noktası olsun. Şurası da bir noktası olsun. Burası da eksi kök 3 noktası olsun. Evet işte bu noktayı ben hangi noktayı? A noktası eksi kök 3'e bir noktasını orijin etrafında hangi yönde? Saatin tersi yönünde. Arkadaşlar saatin tersi yönünde döndüreceğim. Hadi bakalım döndürelim. Şimdi bu noktayı alacaksın saatin dönme yönünün tersinde. Saat yönü şu yön dönme yönünün tersinde şu yön. Hop şöyle 120 derece döndüreceğiz. İşte bu nokta nereye geliyor ona bakmamız lazım öncelikle. Şimdi şuradaki uzunluklara bir bakalım. Hocam şu uzunluğa bakacak olursak şuradaki uzunluk bir birim buradaki uzunluk kök 3 birim burası 90 Pisagor bağıntısından burası 2 çıktı. A 90'ın karşısı 2 iken hangi açının karşısı 1'dir? 30'un. Hocam burası 30 çıktı burası da 60 çıktı. Şimdi döndürme işlemini yapabiliriz işte. Şuradaki döndürme işlemini ben kaç derece? 120 derece döndüreceğim. Hocam 30 derece döndürsem buraya denk geliyor. 120 derece döndür diyor. Hop 120 derece döndürdüğünde buraya mı denk geliyor? Evet. Yani 30 artı 90 döndüreceğim. Buraya denk gelmiş oldu. İşte dönme açısı da bak şu şekilde göstereyim. Hop döndüğü zaman buraya denk gelmiş oluyor arkadaşım. İşte bizden buradaki nokta isteniliyor. Bu döndürmelerde neye dikkat edecektik? Bu bak 2 yarı çaplı değil mi? Yarı çapa dikkat edeceksin. Hocam 2 yarı çaplı. Hop şuraya geldi. Bu da 2 yarı çaplı. E, o zaman soru direkt bitti. Yani 2 yarı çaplı 2 birim aşağıda. Buradaki nokta ne yaptı? Sıfıra eksi 2 noktası yapmış oldu. Eğer soruda 150 derece döndür deseydi hemen yine şekli çiziyoruz. Hemen yine şekli çiziyoruz. Şöyle. Bak şimdi. 150 derece döndür deseydi de sonuca yine ulaşırdık. Noktamız belli zaten. Noktamız neresi? Şurası. Eksi köküçe bir noktası. Buradaki noktalardan dolayı burası kök 3 burasını da 1 olarak belirledik. Ve şuradaki açıyı kaç olarak belirledik? Şuradaki açıyı da 30 derece olarak belirledik. 150 derece döndür deseydi. Hadi bakalım döndürelim. Şöyle hocam. Şimdi şöyle bir 30 derece dönünce buraya mı denk gelecek? Evet. Şöyle bir 30 derece dönünce burası. Sonra 90 dönünce 120. 120'nin üstüne bir 30 daha döndürmemiz lazım. Tam olarak o nokta buraya gelecekti. İşte o dönüş yaparken şöyle hareket edecekti. İşte bizden buradaki nokta isteniyor olacaktı arkadaşlar. Hadi bakalım oradaki noktayı bulmaya çalışalım şimdi. Hocam buradaki yarı çap uzunluğu kaçtı? 2 Çünkü burası 2 olarak bulmuştuk. O zaman burası da 2 mi? Evet. Şimdi 30, 90, 150 derece demişti değil mi? 90, 30 daha 120. Buraya da ne kaldı arkadaşım? 30 derece kaldı. İşte burası 30, burası 60 iken ben buradaki noktanın koordinatını bulacağım. Bu noktanın koordinatını nasıl bulacağım? Hocam şuradan dik çizersem olay bitiyor zaten. Dik çizdiğim zaman ne çıktı burada? Hocam 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1 oldu. 60'ın karşısı da köküç oldu. O zaman buradaki nokta ne olmuş oldu arkadaşım? Şöyle bakacak olursak. Bir birim sağda köküç birim aşağıda. 1'e eksi köküç noktası olmuş oldu. Eğer 150 derece döndür deseydi cevabımız 1'e eksi köküç. Burada kaç derece? 120 derece dönmesi de bu. Bu 150 derece dönmesi yalnız dikkat edin. Cevap bu değil. Cevabımız asıl bu sorunun cevabı 0'a eksi 2. Bu sorunun cevabı da 150 derece dönmüş olsaydı kaç olacaktı? 1'e eksi kök 3 olacaktı. İşte ÖSYM CSSC ile ilgili bir formül sormaz. Bence sormaz. Sorarsa böyle özel açı oluşturacak değerleri sorar. Ya 30 60 90 oluşturacak ya da mesela o nokta kaç olabilirdi biliyor musunuz? Atıyorum eksi 3'e 3 noktası olabilirdi. Eksi 3'e 3 noktasını çizdiğiniz zaman da ne çıkacak? 45 45 90 üçgen çıkacak. O zaman da onu size kaç derece döndür derdi mesela? 135 derece döndür derdi ya da 180 artı 45 225 derece döndür derdi. Otur soruları da siz kendiniz oluşturup çözer misiniz? Hatta diyorum size kaça kaç 3'e eksi 3 noktasını 2 saat yönünde saat yönünde 225 derece döndürülmüş olan noktayı bulun diye sorayım ben size. Yorumlara da yazın ama tamam mı arkadaşlar? Bak sorun bu. Unutma bunu. Evet örnek 26'yı da böylelikle halletmiş olduk ve bayağı bir şey halletmiş olduk. Bir soruda birkaç farklı bir şey göstermiş olduk hatta. Geldik örnek 27'ye yani son soruya arkadaşlar. Aşağıda P merkezi daire biçiminde koşu parkurları gösterilmiştir. P, A ve B doğrusaldır. Bu doğrusallık verilmiş. Demek ki ben bunu kullanacağım. P, A, B doğrusallı. Metin A noktasından Alper B noktasından aynı anda hareket ederek aynı sabit hızla koşmaktadır. Evet hızları da sabit. Koşuda 8 dakika geride kaldığında Metin parkurunda bir tam tur attığı Alper'in ise parkurunda 2 bölü 3'lük kısmını koştuğu biliniyor. Arkadaşlar o zaman bunların çevreleri oranı direkt 2 bölü 3 diyebiliriz. Yani 2 bölü 3 bölü 1, 2 bölü 3 diyebiliriz. Ya da şunun yarıçapına A diyelim, büyüğün yarıçapına B diyelim. Bu bir tam tur koştuğunda hızları da aynı ya, gittikleri yollar da aynı olacak. Yani 2 pi A neye eşit olmak zorunda? 2 pi B çarpı 2 bölü 3'lük kısmını koşuyor ya, çarpı 2 bölü 3 diyelim. Burada 2 pi'ler gitti mi gitti. O zaman direkt A bölü B neye eşit oluyor arkadaşlar? 2 bölü 3'e eşit olmuş oluyor. Yani a bölü b 2 bölü 3 ise küçüğün yarı çapı 2r iken büyüğün yarı çapı ne olacak arkadaşlar? 3r olacak. Yani burası r olacak. Heh, burada doğrusallığı da kullanabiliriz aslında. Şimdi eksi 6'dan eksi 4'e apsis ne olmuş arkadaşlar? 2 azalmış. R'de 2 azalmışsa R'de 2 azalmışsa o zaman 2 R'de kaç azalır? 4 azalır. O zaman pardon, 4 pardon eksi 6'dan eksi 4'e 2 artmış. O zaman R'de 2 artmışsa 2R'de 4 artar. Buradan eksi -4'ten 4 dört arttırdığım zaman da burası ne olur arkadaşlar? 0 noktası oldu. 9'dan 6'ya R'de kaç azalmış? 3 azalmış. 2R'de kaç azalır? 6 azalır. Alttan da 6 e, azalttığımız zaman o zaman burası ne yaptı? 00 noktası yaptı. O zaman bu dönme işlemleri güzel oldu. A noktası 00 noktası etrafında dönüyor. B noktası da 00 noktası etrafında dönüyor. Evet A bölü B'nin yarı çapları oranını bulduk. Şu karışıklık ortadan kalksın doğrusallığı da kullanmış olduk. Şimdi koşuda 30 dakika geride kaldığında. ha bu arada bizim eleman Metin miydi ilk başta koşan? Bir tam tur koşuyor. Evet Metin'e bakalım. Metin yorumlamasını şöyle bir yazalım. Metin ne yapıyordu arkadaşlar? 8 dakikada bir tam tur koşuyordu. Bir tam turu 8 dakikada koşuyor. Alper ne yapıyor arkadaşlar? Koştuğu parkurda 2 bölü 3'lük kısmını koşuyor. Evet 8 dakikada 2 bölü 3'lük kısmını koşuyorsa Alper şuraya yukarıda göstereyim. 8 dakikada 2 bölü 3'lük kısmını koşuyorsa e, Kaç dakikada tam kısmını koşar diyebiliriz. Ya da şöyle bir yorumlama yapabiliriz aslında. 2 bölü 3 kısmını 8 dakikada koşuyorsa 1 bölü 3'lük kısmını 2'ye böldüğümüz zaman 4 dakikada koşar. E, 3 ile çarptığımız zaman da 1 kısmı Yani tam kısmında 12 dakikada koştuğunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Alper de kaç dakikada koşuyormuş? 12 dakikada koşuyormuş. Hadi bakalım bunları da bulduk. Devam edelim burada. 30 dakika geri kaldığında. Evet bunlar 30 dakika koştuklarında. 30 dakika geçtiğinde. Şimdi 30 dakika geçtiğinde Metin kaç tane tam tur atıyor? Hocam 1 tam, 2 tam, 3 tam, 4 tam tur aslında 4 kere 8, 32 olmuyor. Hocam 3 tam tur atar. Bakın 30 dakikayı ayarlıyoruz. Metin'e bakıyoruz. Metin 3 tane tam tur atıyor. 3 kere 8 24. Bir de ne kaldı? 6'lık kısım kaldı. Hmm. Bu 3 tane tam tur. Bir de 6'lık kısım. 6'lık kısım normalde 8 dakikada koşmuyor muydu? O zaman 6 dakikada koştuğu kısım ne yapar? 6 bölü 8'lik kısım yapar. Yani 3 bölü 4'lük kısım yapar. Yani şu metinin koştuğu yeri 4 parçaya ayıracak olursak. Ayıralım hatta. Hocam 4 parçaya ayırdığımız zaman burayı şöyle 4 parça demek 4 tane 90 derece demek. Kaç parçasını koşuyormuş 4 parçanın? 3 parçasını koşuyormuş. O zaman Metin hadi 3 parçasını koşsun. 1, 2, 3. O zaman bizim Metin buraya mı geldi? A üstü noktasına geldi. Alper'e bakalım şimdi. Alper de 12 dakikada koşuyordu ya. 12 dakikada 30 dakika geçmesi için 2 tane tam tur koşuyor. 2 çarpı 12, 24 bir de 6'sı mı kalıyor? Evet bu tam tur sonrasında tam tur attıktan sonra buradan yarım tur daha koşuyor parkurunda. Parkurumda yanım tur koşması tam buraya geliyor anlamına gelmiyor mu? O zaman B noktasındaki Alper B üstü noktasına gelmiş oluyor. Ha Şimdi burada biz ne bulduk? Alper'in konumu falan soruluyor galiba değil mi? Evet. Metin'in ve Alper'in konumları verilmiş. Eksi 6'ya M ve e, bu N'ye K verilmiş. A üstü eksi 6'ya M verilmiş. Hemen yazalım. Eksi 6'ya M verilmiş. B üstü de N'ye K verilmiş. O zaman burası da N'ye K diye yazalım. N'ye K'yı bulabilirim ben. orijin etrafında kaç derece dönmüş oluyor? 180 derece dönmüş oluyor. 180 derece döndüğü zaman ne oluyordu? Orijine göre simetri oluyordu. O zaman eksi 6 iken eksi 6'ya 9 ne yapmış oluyor arkadaşlar? 6 artıya kaç yapıyor? Eksi 9 yapıyor. Evet artı 6'ya eksi 9'u bulmuş olduk arkadaşlar burada. Hatta bunu siyah kalemle yazayım. Artı 6'ya eksi 9 bulduk burada. Şimdi metine bakalım. Metin de 3 tane çeyrek dönüyor. Yani 270 derece dönüyor. Metinin noktası neydi? Eksi 4'e 6'ydı. Eksi 4'e 6'yı kaç derece döndüreceğim? 270 derece döndüreceğim. Ne yapacak? Noktalar yer değiştirecek. 6'ya 4 olacak ama işaretlerinin ne olduğunu bilmiyorum. İşte bölgesine göre işaret değişiyordu. Ya bunun işareti değişecek ya da bunun işareti değişecek. Değil mi arkadaşlar? Evet burada o zaman şöyle bakacak olursak. Aslında işaretleri koyduk. Şuraya bakacak olursak, eksi 6 olmuş burası. He. Eksi 4, bak dikkat et. Şimdi 90 derece döndürmenin mantığını şöyle bir irdeleyelim. Sen burada, buradaki noktadan 90 derece döndürürsen, hocam burası 1'e 2 iken ne oluyor? 2'ye 1 oluyor ama işareti ne oluyor? Bunun işareti, bir tanesinin işaret değişiyor. E sen bunu bu tarafa döndürdüğün zaman da yine bir tanesinin işareti değişiyor. E o zaman burada işareti, işaretiyle birlikte döndürelim bunu. 6'ya eksi 4 diyeyim burası. Evet 6'ya eksi 4 olacak. Ama işaretleri değişecek. Burada baktığımız zaman işaretinde eksi 4'e 6 iken ne olmuş? Eksi 6 olmuş. Bak 6'nın işareti değişmiş. Bunun işareti değiştiyse bunun işareti de aynı kalmak zorunda mı arkadaşım? Evet. E, o zaman bunun işareti de aynı kalacak o zaman. Ya da şöyle düşün. Eksi 4'e 6. Biz analitik düzlem çizip öyle yapıyorduk ya. Eksi 4'e 6 nerede? Hocam burada. E sen bunu böyle döndürdüğün zaman ya birinci bölgede olacak ya da üçüncü bölgede olacak. E üçüncü bölgede olan ne olacak? Hani noktaları çevirdiğin zaman hocam 6'ya 4 oldu. Üçüncü bölgedeki 6'ya 4 nedir? Eksi 6'ya eksi 4'tür. Çünkü burası negatif olarak verildiği için arkadaşlar. Yani burası eksi 6'ya eksi 4 oldu. O zaman burası eksi 6'ya eksi 4 olduysa biz N'yi kaç bulduk? 6 bulduk. Evet N6 bak yukarıda. Şurada gördünüz mü? N, K'da N'yi 6 bulduk. K'yı eksi 9 bulduk. K'yı eksi 9 bulduk. Şunun yerine eksi 9 yazacağız. Ve burada M'yi de ne bulduk arkadaşlar? M'yi de eksi 4 bulduk. M de eksi 4. Yani eksi 4 artı 6. Eksi eksi çarpımı artı. Artı 9. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 11 yapıyor. Dolayısıyla ilginç bir soru. Her şeyi kullandırdığımız bir soru. Ne olur ne olmaz diye yazdığımız bir soru. E bunları da böyle e, soru içerisinde e, konuyu anlatırken bunlara da değinmek zorundayız arkadaşlar. Ama güzel bir soru. Şöyle baktığımız zaman hemen hemen sorun içerisinde her şey var diyebiliriz. Gençler böylelikle bu işi hallettik mi? Hallettik. Yani dönüşüm geometrisi bununla birlikte bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet biraz videolar uzun oldu ama dediğim gibi özel ders gibi düşünün. Burada konu bütünlüğünün bozulmaması lazımdı. O yüzden böyle yaptık. Ama güzel şeylerden bahsettik. Güzel şeyler öğrendiniz. Yani bu öğrendiğiniz şeylere de şöyle baktığınız zaman da Hocam çok fazla bilgi var demeyin. Şöyle bir konuyu göz gezdin isterseniz şöyle bir okuyun. Ee, öğrendiğiniz mantık açısından öğrendiğiniz aslında çok az bir yer var. O yüzden çok da fazla sıkıntılı olmayan bir konu. Bunu bilin. Bununla ilgili soru geldiği zaman garanti yaparsınız arkadaşlar. Çünkü her detaya burada değindim. Çıkabilecek her soru türüne neredeyse değindim. Yani her soru tipi aynısı gelmek zorunda değil ama Aynı mantığına değindim diyebilirim. Sınavdan sonra da bunu da konuşabiliriz. Evet hocam dönüşümden dediğiniz tarzda geldi ya da gelmedi diye konuşabiliriz. Ama dediğim mantıktan mutlaka, mutlaka çıkacaktır. Bu Anlattığım şeylerden mutlaka, mutlaka çıkacaktır. Evet gençler böylelikle bu haftayı da bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.